Arkadaşlar merhabalar, Emre Genç ben. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Cristiano Ronaldo'nun yeni profil resmi yapacağız. Burn Mercurial adlı olan geçen çalışma arkadaşlar. Şimdi öncelikle dışarıdan gelen sesleri göz ardı ve kulak ardı etmenizi isteyeceğim. Çünkü sıkışık bir zamanda çekiyorum ve video çekmek için de gayet geç kaldığımı düşünüyorum. Arkadaşlar ben burada iki tane fotoğrafım var. İkisi de eski, ikisi yani karşıdan yüzümün gözüktüğü net olarak bunlar vardı. Bunları kullanacağım. Eskiliğine falan bakmayalım artık. Burada da Burn Mercurial efektimiz. Bu efekti açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradan indirebileceksiniz. Bu siyah olarak gözüken yerler bunda transparan arkadaşlar. Şimdi hangisini yapsak diye düşünüyorum. Bu gayet güzel bir fotoğraf. Net yani yüzümüz net çıkmış. Ama kulaklık sıkıntı olabilir mi diye düşünmeden edemedim. Onun üzerine bu efektimiz gelince kapatacaktır. O yüzden ben şuna devam edeyim. Şimdi öncelikle Android veya iOS cihazınız varsa fark etmez. Marketinize giriyorsunuz ve Picars uygulaması indiriyorsunuz. Ben direkt buradan paylaş diyerek Picars'a gireceğim arkadaşlar. Paylaş dedim. Buradan bakıyorum. Picars burada arkadaşlar. Picars'a girdik. Şimdi sağa doğru kaydırdım. Burada Draw sekmesi var arkadaşlar. Draw'dan kenarlarımızı siyah yapacağız. Nasıl yapacağız derseniz rengimi zaten siyah olarak ayarla. Kalem işaretine tıklıyorum. Şimdi buradan şu efekte geçin. Bunu da fullleyin arkadaşlar. İkisi de fullde kalsın. Şöyle kenarlar alalım bir. Tişörtümüzün gerçi o kışın çekilmiş herhalde. Onda kazak mı var üstünde anlayamadım tam olarak. Şuralar bir karalayın gitsin arkadaşlar. Alt taraflar fazla önem vermeyeceğim. Çünkü zaten büyük ihtimal birebir oranında bir resim olacak. Sonundaki kırpma işleminden bahsediyorum. O yüzden alt taraflara fazla özenmeden geçiyorum. Şimdi kafamızın kenarlarını alalım. Şu şekilde. Tamamdır. Saçın kenarlarına da devam edelim. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Hatalar olursa kusura bakmayın. Dediğim gibi sıkışık bir zamanda çekiyorum. Dışarıdan gelen sesler de bir yana tabi. Şöyle aldık arkadaşlar. Bir güzel kenarları temizledik. Şimdi kenarları devam ettirmek için de şu efekte geçin. Bunu da fullleyin. Bununla da şöyle kaba olan yerleri boyayın gitsin arkadaşlar. Şöyle bir güzel tamamdır. Saçımızın üstünden de şöyle gidersek. Tamamdır. Burasını da bu şekilde hallettik arkadaşlar. Sonra yüzümüze bir zoom girelim. Galiba şurada bir ufak tefek efektler kayma olmuş. Bakınız aşağıda kalem ve silgi ikonu var. Silgi ikonuna geçtim. Silgiden biraz şöyle alınabilir mi diye düşünmüyor değilim. Aynen alınabilirmiş. Daha temiz bir fotoğraf çıksın maksadımız. Kalemden de tekrardan şu efekti alırsam o açıyı da kapatırım. Yavaş yavaş. Tamamdır arkadaşlar. Sağ üstten kalem işaretine basın. Discord diyorum buna. Tamamdır. Fotoğrafımızı bu şekilde ayarladık. Hemen görmüş olacağınız üzere sol tarafta bir boşluk kalmış. O boşluğu da şöyle ayarlayalım hemen. Kalemle bir güzel karalarız. O boşluğu da kapatırız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etrafımızı siyah yaptık. Peki bu aşamada ne yapacağız? Bu aşamada şunu yapacağız arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Efektler kısmına tıklıyorsunuz. FX'ten. Sağda siyah beyaz efektler vardı. Bakalım... Şu daha mı iyi? Bu efektimizi seçtik arkadaşlar. Yani ben bunu uygun gördüm. Tamamdır. Bu şekilde sağ üstten yine kaydet dedik. Kaydet dedikten sonra ne yapacağız? Hafif daha sağa kaydırıyorsunuz. Burada fotoğraf efekti çıkacak. Add Photo'ya tıklıyorum. Ben buradan Burn Mercurial efektimize tıklıyorum arkadaşlar. Ve fotoğrafı şimdi yüzümüze oturtacağız. Peki nasıl yapacağız? Şöyle bir zoomla girelim buraya. Sonra dikkat ettiyseniz kafam yamuk arkadaşlar fotoğrafta. Yan bakıyorum. O yüzden biraz daha yana doğru ayarladım. Şu şekilde. Gözüm uydu. Çene de uydu. Eğer uyumazsa ne yapıyorsunuz? Şöyle aşağıdan fotoğrafı çenenize göre ayarlayabilir. Sağdan da yine gözünüze göre oturtturabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle daha iyi oldu diye düşünüyorum. Aynen. Tamamdır. Bu şekilde ayarladım. Şimdi fotoğrafı bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Sağ taraftan kaydettim. Hemen buradan kırpma işlemimizi ayarlayalım. Kırpma işlemimiz için öncelikle fotoğrafı şöyle dikey bakayım. Yani dikey bakarsam daha iyi olur. Şöyle mi? Herhalde bu uygun oldu. Tamamdır. Başka ne yapabiliriz? Aşağıdan da
1+1 formatından, daha doğrusu aşağıda var mı bakıyorum. Square. Tamam, budur. Bu square efektine getirdim. Ve bu kare olarak fotoğrafımızı aladı. Ronaldo'nun resminde biliyorsunuz ki kare. Sağ üstten de yine devam dedik. Şimdi bu fotoğrafta dikkat ettiyseniz yüzüm çok fazla parlak çıktı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Buradan araçlar sekmesine giriyorsunuz. Adjust var burada arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Buradan şöyle sola doğru kaydırdığınız zaman gördüğünüz gibi gerçeğine daha çok benzeyen biraz daha koyu bir efekt oldu. Sağ üstten yine tamam diyorsunuz ve kaydetme işlem içinde galeriye tıkladığınız zaman galerimize kaydoldu arkadaşlar. Bakalım isterseniz hemen nasıl oldu diye. Bu eski hali. Böyle before olarak bunu göstereyim. Bu da demin alelacele hızlı bir şekilde yapmış olduğum hali. Dediğim gibi bunu uğraşırsanız, ne kadar çok uğraşırsanız o kadar iyi olur. Ben bu şekilde hızlı bir şekilde göstermek istedim sizlere. Umarım işinize yaramıştır. Beğendiyseniz like atarak ve kanalıma abone olarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.